Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilk siz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Saatler 23'ü gösterdiğinde İspanyol temsilcisi Sevilla'ya konuk olacak. Biz de 3 gündür Sevilla'dayız. Buradan gözlemlediğimiz gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Yanımda da TRT Spor Müdürü sevgili Erhan Seven var. Erhan Seven hoş geldiniz. Teşekkürler sevgili Doruk. İyi yayınlar dilerim. Güzel bir gün olsun diliyoruz. Tabii ki temsilcimizin avantajlı bir skorla İstanbul'a dönmesini diliyoruz. Öncelikle nasıl bir maç bekliyorsunuz onu sorayım. Ben buradan Fenerbahçe'nin turu için ikinci maça umudunu fazlasıyla taşıyacağı bir skorla döneceğini düşünüyorum. Skor anlamında olaya baktığımızda bunu bize söyleten çok sebep var. Öncelikle Fenerbahçe'nin Galatasaray yenilgisinden sonra yükselen bir form grafiği var. Ardından da Sevilla tarafına baktığımızda da hakikaten tarihinin en zor dönemini geçiyor ki bu tabir bize ait değil. Sevilla'lı gazetecilere ait. Onlar da buna vurguyu net bir şekilde yapıyorlar. Sevilla basında da bu şekilde medyada haberlerde görüyoruz. Şu anda sondan dördüncü olan bir takım 25 puanı var ve sondan üçüncü takım düşüyor. Almeria ve onların da 25 puanı var. Bu hafta da iki Fenerbahçe maçı arasında Sevilla-Almeria maçı var. Sanki burada izlenimlerimiz, gözlemlerimiz sevgili Doruk seninle de birlikte aslında tespitlerimizi yapıyoruz. O maça biraz daha fazla önem veren bir Sevilla havası da var. Diyorlar Avrupa bizim için önemli. Biz Avrupa Ligi'nin doğal favorisiyiz. 6 kez kazandık. Ama Monchi diyor ki sportif direktör. Diğer takımlara baktığımızda sadece Fenerbahçe'yi de kastetmeden işte Juventus'u var, Arsenal'ı var, United'ı var. Şampiyonlar Ligi'nin, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanmamızın da zor olduğunu düşünüyorum. Yani satır aralarında aslında Avrupa Ligi'nden ziyade küme düşmemek için çabalayan bir Sevilla ve lige daha çok konsantre olan bir Sevilla havası var. Fenerbahçe'nin de artıları var. Fenerbahçe'nin artıları da artan form grafiği, hücum bölgesindeki golcülerin formu, isteği, oyunu son dönemde tekrar belli bir seviyeye yükseltmesi Fenerbahçe'nin. Hepsi bir araya geldiğinde de biz buradan daha iyi sonuçla, yani turu hani belki garantilemek olmasa bile ikinci maça çok umutlu şekilde çıkacak bir skor beklentim var. Sevilla'nın formsuzluğundan bahsettik. Fenerbahçe'nin de yükselen bir form grafiği var dediniz. Evet. Dün Jorge Jesus'un bir basın toplantısı vardı. Hayalim kazanmak dedi ve üçüncü kez final oynayacağım. Sevilla'ya bu kez kaybetmek istemiyorum dedi. Bu söylemlerden yola çıkarak düşüncelerinizi alayım. Şimdi sezon başından beri gruptaki diğer takımları hep önceledi. Daha favori olan takımlar diğer takımlar dedi. Avrupa Ligi ile ilgili söylüyorum. Hatta elemelerle ilgili söylüyorum ama geldiğimiz noktada Fenerbahçe son 16'da ve son 8'de kalmak için de büyük bir mesafe kat etmiş durumda. Ha, ligle ilgili olarak da geçtiğimiz yıl Mart-Nisan aylarında Sayın Ali Koç, Sayın Jesus'la Portekiz'de yaptığı görüşmelerde bir şampiyonluk beklentisini çok üst seviyede dile getirdiği için sürekli olarak da Jesus'un Türkiye Ligi şampiyonluğu vurgusu vardı. Hani şampiyonluk bir hedef. Avrupa'da nereye gidilirse, ne kadar başarı elde edilirse noktasında bir cümlelerini duyduk. Hatta tepki bile görmüştü bu cümleleri zaman zaman hatırlarsan. Ama son tahlilde geldiğimizde Avrupa'da da belli bir yere gelme noktası. Jesus'un da artık aklın çeldiğini düşünüyorum. Planları biraz da güncellediğini düşünüyorum. Ama zaten diyorsun şöyle de düşünebilir. Bir taktik mi? Bugüne kadar da bir taktiği de uygulayarak mı geldi? Hani Avrupa'daki iddiayı çok üst seviyeye çekmeden, kaybedilse hüsran daha fazla olabilir diye o çıtayı yükseltmeden, ama bir yandan da ligde, ki ligde de o zaman hatırlarsan Fenerbahçe daha iyi ve daha önde giden bir takımdı. Bir plan yapmış da olabilir ama şu anda Jesus'un'da bir Avrupa güncellemesi var. Jesus'un'da bir Avrupa'da başarı beklentisi var. Fenerbahçe de o yönde kendini kodlamış durumda. Jesus'un planından da bahsedelim o zaman. Bizim belirlediğimiz muhtemel 11'i de ben sayayım. Zaten grafik olarak da ekrana gelecek. Kalede Altay Bayındır'ı bekliyoruz. Savunmanın sağında Ferdi, solunda Lincoln Henrique. Stoper tandeminde Atilla Salay ve Samet Akaydın. Savunmanın hemen önünde defansif orta saha konumunda Vian Arao'yu bekliyoruz. Orta sahanın 3 oyuncusu sağ kanatta İrfan Can, sol kanatta Diego Rossi, ortada Miha Zajc ve ileride Ener Valencia ve Joshua King. Bizim şimdilik beklediğimiz ilk 11 bu şekilde ama tabii ki Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, Miguel Crespo gibi farklı seçenekleri de var. Osterwolde yeni transfer. Batshuayi sakatlığını atlattı. Evet. Bu kadro planlaması üzerine neler söylemek istersin? Şimdi seninle iki gündür hani biz de kafa yoruyoruz. Bilgi edinmeye çalışıyoruz, çıkarım yapmaya çalışıyoruz. Jesus'un da zaman zaman farklı maçlarda farklı dizilişlerle de ve farklı isimlerle de oynadığını da çok iyi biliyoruz. Tabii Fenerbahçe'nin şöyle bir şansı var. 3 gün 4 gün sonra bir lig maçı yok.
bay oynayacak. İki Sevilla maçı perşembeden perşembeye. O bir avantaj diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla kadroda oynama yapma ihtimalini de görmüyorum. Her iki maç adına da, hatta daha önceki hafta oynanan lig maçı adına da. Bu çerçevede bu 11 kafamıza yakın. Ama ben rezervlerimi söyleyelim. Seninle beraber yine belirlediğimiz bir 11 ama rezervlerimiz nedir? Tek merkez forvetle çıkabilir mi? Yani şu anda 23 golle ligde gol krallığında önde giden, 2 golü Avrupa'da olan Valencia'nın tek olarak oynaması, King ya da Batshuayi'nin de daha sonra rezerv olarak 50'den 60'tan sonra devreye girmesi skora ve hikayeye göre. O da ihtimal var. Üçlü defans çok gördük. Üçlü defans görürken de tabii bazı isimler de orada şu an yok gibi. Mesela Gustavo yok. Luan Perez yok. Üçlü defansta. Ama yani Samet'in bazı pozisyonları, bazı anlarda hani yavaş kalıyor hissi var. Bu bir gerçek. Serdar Aziz onun yerine mi oynar? Yoksa üçlü defans olgusu içerisinde Serdar, Samet, Zalai mi oynar? Bu da bir alternatif. Yani o zaman orta sahadan bir isim eksilecek. Belki iki kanatta işte Lincoln ile Ferdi olacak. Bir beşli defans noktasında da top rakipteyken geçirebilir de. Yani sonuç itibariyle Sevilla'yı hani düşük volümde görüyoruz ama hani bir Sevilla'dır. O da göz ardı edilmemesi gerekir. Ön bölgesinde kuvvetli isimler de var. En-Nesyri var mesela. Fas milli takımında Dünya Kupası'nda hani taraftarlar, futbol severler hatırlar. Annesiyle beraber gol sonrası, maç sonrası sevinen En-Nesyri burada. İşte Ocampos var. Navas var her şeye rağmen. Belki bir beke evrildi. Ama sonuçta kuvvetli, dinamik de bir ön bölgesi var. Her ne kadar attığı gol sayısı ligde çok az. 27 gol atabilmiş. 39 gol yemiş bir takımdan bahsediyoruz Sevilla için. Ama sonuçta ben defansif anlamda da bir üçlü defans yapıp da kanatları da geri çekip de beşli defansa zaman zaman dönüşürse bu Sevilla deplasmanında Kadıköy'de beklemem ama şaşırmam. Onu da belirtmek lazım. Zaman zaman biz de bunu görmedik mi? Gördük ama hani kafamızda şu anda iyi bir Valencia, onun yanında bir monte edecek King ya da monte edecek Batshuayi beklentisi de gol bulabilmek anlamında değerli bir detay diye düşünüyorum. Sevilla'nın da muhtemel 11'inden bahsedelim. Kalede Bono'nun oynamasını bekliyoruz. Savunmanın sağında Jesus Navas, solunda Acuña, stoper ikilisi Kouassi ve Gudeli. Orta sahanın ortasına bir dönem Galatasaray'da oynamış Fernando'nun oynamasını bekliyoruz. Fernando'yla beraber Rakitic ve Jordan. Sağ kanatta Suso, sol kanatta Ocampos ve ileride biraz önce bahsettiğimiz En-Nesyri. Bu 11'i nasıl değerlendirirsiniz? Bu 11 de bu arada üçlü savunmaya da maç içinde dönebilecek bir 11. Zaman zaman stoper eksikliğinden kaynaklı Fernando'nun da stopere, hatta Galatasaray döneminde de geriye doğru çekilmişliği vardı. Şöyle bir şey, 3 stoperi yani normal stoper isimli, stoper sıfatlı 3 ismi sakat. İşte Rekik onlardan biri. Biri Marco eski Galatasaraylı. Bir de Fransız Bade. Dün Bade idmana çıktı. Yoğun yağışlı bir idmandı. İdmanın belli bölümünde çıktığı, hatta biz San Paolo'ya Bade'nin durumunda sorduğumuzda idmanın belli bölümünde oynattık ama biz onu pazar günü değerlendireceğiz dedi. Almeria maçına saklıyoruz dedi. Almeria maçına ayrı bir önem verdiklerinde aslında bir mini bir göstergesi de. O yüzden şimdi Gudeli orta saha tandanslı bir isim ve Kouassi'nin yanına çekiliyor. Bu ikili sevgili Doruk Atletico maçında çok sırıttı.